İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Eski yerleşim yerlerine eski isimlerinin, yerleşim yerlerine eski isimlerinin iadesine ilişkin talep olursa yerine getirebilir. Bence talebe gerek yok. Çünkü hala halk eski isimlerini kullanıyor yaygın olarak. Resmi işlemlerde sadece yeni isimlerini kullanıyor. Böyle bir alışma da söz konusu değil. Bu nedenle bence isimleri değiştirilen bütün yerleşim yerlerine ilk elden isimlerinin iade edilmesi gerekiyor. Bu bir güven tesis edecek. Biz umut ediyoruz ki böylesi dönemlerde gerçekten de somut projeler üzerinde Türkiye'de herkesin hem fikir olacağı, ortaklaşacağı somut projeler üzerinde yoğunlaşılır. Aksi takdirde böylesi dönemler geçmiş, yakın geçmişten de biliyoruz ki aynı zamanda provokatif girişimlere de açık dönemlerdir. Yani barış arayışlarının, çözüm umutlarının yoğunlaştığı dönemler bir takım çevrelerin bu süreci provoke ettiği dönemlerdir aynı zamanda. Dolayısıyla herkesin üzerine çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Parlamento bu işin çözümünde inisiyatif alsın, siyasiler inisiyatif alsın. Biz sivil toplum kuruluşlarının tamamı Diyarbakır'da üzerimize düşen her şeyi her türlü riske rağmen almaya hazırız.